Aracın markasının Türkiye distribütörüyle iletişime geçtik. Türkiye distribütörü bizi servislerine davet etti. Servislerine gittiğimizde servis bunun ciddi boyutlu olduğunu, tüm koltuklarda bulunduğunu, paslanmaların derinlere gittiğini bize anlattı ve dedi ki hani tamirat mümkün gözükmüyor. Dört koltuk yenisini isteyeceğiz. Ancak dört koltuk gelenler de pasta olabilir dedi. Biz de bu durum böyle olunca distribütörle bir daha konuştuk. Distribütörün bize teklifi şu oldu. Evet, tamirat mümkün gözükmüyor. Evet, bu bir üretici hatası. Aracının sıfır garantisi var. Çünkü aracın 3 yıl ve 100 bin kilometre sıfır araçlarda paslanmazlık garantisi var bu markanın. Ancak bir şey yapamıyoruz, yenisiyle de değiştiremiyoruz. Sizin için bir adet ücretsiz yıllık bakım verelim, konu kapansın dedi. Biz de bunu kabul etmedik. Akabinde sosyal medya üzerinden bu bir araç, Japon aracı. Japonya'nın Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, aracın üretim fabrikasının bulunduğu Macaristan hepsiyle iletişime geçtik. Ve aldığımız en son nihai yanıt maalesef siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Bir Avrupa Birliği ülkesi veya ABD ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısından bol şanslar. Bizi de bir daha rahatsız etmeyin dediler ve bizi engellediler. Durum böyle olunca tabii bir Türkiye vatandaşı olarak bizim zorumuza gitti. Akabinde başka ülkelerdeki insanlarla da iletişime geçtik. Üçüncü sınıf ülke olarak görülen Asya'dan, Latin Amerika'dan insanlar da bize benim aracımda da bu konu var dedi. Avrupa konumlu aracın aynı gruplarına sorduk. Oradaki insanlardan bir tanesi bile benim aracımda da var demedi. Bu da markanın üçüncü sınıf ülke gördükleri yerlere sevkiyat araçlarında defolu parçaları kullandıklarının bir ispatı.